Yaşama Dair'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Çok teşekkürler. Evet, bugün aslında tüm insanlığı özellikle ilgilendiren bir konuyu ele alacağız sevgili seyirciler. İlişkiler, insan ilişkileri ve biliyorsunuz artık zamanla bu ilişkiler çok farklı noktalara geldi, yozlaştı. Yani hep şunu diyoruz değil mi hocam? Eskisi gibi değiliz. Hiçbir şey eskisi gibi değil tabii, elbette zaman geçiyor, teknoloji değişiyor vesaire, ama insan ilişkilerine baktığımız zaman eskideki o güzel hoşgörüyü, nezaketi, o nazikliği hiçbir insanda kadın erkek ayrımı yapmadan artık göremiyoruz değil mi? Evet, gerçekten bir naiflik vardı galiba. Ama o naifliği yazık ki kaybettik, öyle görünüyor. Açıkçası o kadar da sıklıkla çeşitli örneklere rastlıyoruz ki bu naifliği kaybettiğimize dair. Sokakta, evde, yaşadığımız binalarda, iş yerimizde maalesef birbirimizi sevmez olduk, öyle düşünüyorum. Ve birlikte yaşamayı unuttuk. Aslında kalabalıklaştıkça, özellikle kentleştikçe, kentlerin bize sunduğu olanaklar arttıkça, biz birer kentte yaşayan insana dönüştükçe aslında birlikte yaşamanın ne anlama geldiğini, beraber olmanın, bir olmanın ne anlama geldiğini unuttuk. Unuttuk mu diyeyim, vazgeçtik mi diyeyim? İstekli bir unutma. Vazgeçtik, gönüllü evet, vazgeçtik. Gönüllü vazgeçiş. Bu bizi yoksullaştırıyor, kuraklaştırıyor, insani özelliklerimizi yok ediyor. Bunun için aslında çok çaba göstermemiz evet. gerekiyor, çünkü bu şekilde devam edemez, gitmiyor yani, artık gerçekten yani, tıkandı. Gitmediğini çeşitli örneklerle görüyoruz. Bakın şimdi geçtiğimiz hafta, bilmiyorum bu nasıl olur ama madem sohbet dedik, ben de birazcık anlatmak istiyorum. İstanbul'daydım ben geçen hafta, Beşiktaş. Daki işte vapur, bir Ankaralı olarak biliyorsunuz gidince biz böyle bir vapur şeyimiz ve merakımız oluyor. Bir indim ve oradan da dolmuşa binip Nişantaşı'na çıkıyorum. Bir randevum var, görüşmeye gidiyorum. Yanım işte arka sırada birisi oturuyor ve önümüzde oturan yaşlıca bir beye şey dedi, ücreti uzattı. Baba şunu dedi, versene dedi. tabii tepki gösterdi önde oturan beyefendi. Nereden senin baban oluyorum dedi. Beyefendi desene dedi, İstanbul'da oturuyorsun, konuşmayı öğrenememişsin. Şimdi bir ağız dalaşı oldu, hafif yollu. Ve ben dedim ki kötüyüz, kötü durumdayız. İnsanların dış görünümlerine bakıyorsunuz, fiziksel görünümlerine. Ama o söylemlerle görüntü birbirini tutmuyor. Dolayısıyla bir üniversite okudun okumadın tartışmasına dönüştü aralarındaki ve hani uzamadı fazla. Fakat şöyle bir şey oldu. Telefonuyla konuşmaya başladı o baba diye hitap eden bey ve hayırlı cumalar dedi telefondaki kişiye. Şimdi bir başka bir şeye dönüştük. Bunu şöyle açıklamak istiyorum ben. Toplumda bir yarılma var. Bir ikiye bölünmüşlük. İkiye bölünmüşlük dediğim gibi belki çok bölünmüşlük. Bir kutuplaşma var. Ve bu kutuplaşmayı besleyen de bir nefret söylemi var. Nefret söylemi yazık ki politikacılar eliyle yürütülüyor, onların ağzından çıkıyor ve hızlıca yayılıyor. Ve bu topluma yayılıyor. Şimdi bu yarılma, bu kutuplaşma bizim bir arada yaşama yeteneğimizi yok etti. Ve çok ilginç bir biçimde de insanlar bu tür özellikle çok da sıkıntılı bir coğrafyadayız da aynı zamanda. Yaşadıklarımız ortada. Sıklıkla gerçekleşen terör eylemleri, yanı başımızda süren savaşlar, yanı sıra geçtiğimiz yıl yaşadıklarımız. Bütün bunları düşününce toplum da ciddi bir kaygı içinde aslında. Şimdi kaygı ile korku birbirinden farklı şeyler. Korkuyu nesnelleştirebilirsiniz, korkunun kaynağını görebilirsiniz. Bu rahatlatıcı bir şeydir kaygıya göre. Ama kaygı başka bir şey. Biz adalet duygumuzdan, geleceğe olan güvenimizden giderek kaybettik. Şimdi kaygılı olmak
Ve bunu nesneleştiremiyoruz da. Hani bir yere koyamıyoruz. Nedir bu kaygının kaynağı? Dolayısıyla bu bizi çok bunaltıyor. Bunaldıkça da öfkeleniyoruz sanıyorum. Ve öfke yönetimi konusunda da kültürel olarak da buna uygun bir toplum değiliz yazık ki. Aslında bakacak olursak toplum değil, toplumun bu hale gelmesini kötü sistem, kötü politikalar sağladı. Kötü aslında sistem, kaynak ortada. Evet, yani. Kaynak çok net belli. Kötü sistem, kötü politikalar. Çünkü insanlar yaşamlarına dair bir güvence hissetmiyorlar. Yarın evimden alınır mıyım? Yarın başıma bir şey gelir mi? Kaygısı taşıyorlar. Bu tabii ki kutuplaşmanın da etkisiyle bizi aslında daha içine kapanan, kendimize dönen bir hale de getiriyor. O da şöyle oluyor. O hale geldik. Kesinlikle. Evet. O da şöyle oluyor. Şimdi giderek muhafazakarlaşan bir taraf var. Buna biz regresyon diyoruz. Geriye çekiliyor herkes. Herkes tutunduğu mitlere, değerlere daha fazla sıkı sarılmaya başlıyor. Ve dolayısıyla o da kutuplaşmayı ve gerginliği artırıyor. Şöyle bir şey var, birbirimize yakınlaşmamızı bu kötü politika ve kötü söylemler engelliyor aslında. Bunun da stratejik olduğunu söylemek lazım. Yazık ki toplum bu oyuna geliyor. Muhakkak. Toplumun bu yanıyla çok fazlasıyla oynanıyor. Ve şöyle de bir şey var, yazık ki bu kadar kendi içine çekilen, kendi değerlerine, kendi mahallesine diyeyim çekilen toplumun bu parçaları arasında da büyük bir huzursuzluk var. Evet, yani herkesin hani çok bölünmüşlükten bahsediyoruz ya, evet. Şu grup bu grup falan demeden herkesin artık bir silkelenmesi gerekiyor. Yani onu yapmaması için toplumun aslında her şeyde yapılıyor. O toplumun hadi ne yapıyoruz biz? Bu kadar nasıl etkilenebiliyoruz ya? Yani... Etkileniyoruz. Toplum organik bir şey. Yani elinizle rahatlıkla yani bir insan gibi insan nasıl etkileniyorsa çevresinden toplumda etkileniyor. Evet. Çok doğal bir şey. Şimdi siz biliyorum işte çok meşgulsünüz. Özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmetler evet. Bölüm Başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde. Onun dışında bir de enstitü kurdunuz evet. siz. Evet. Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü. İstanbul'da da sanıyorum faaliyet evet. başladı değil mi? Evet, orada burada başta aile danışmanlığı olmak üzere evet. sevgili seyirciler. Özellikle evli ve evlenmeye hazırlanan çiftlere, çocuk sahibi ailelere ve ilişkilerini güçlendirmek isteyen bir bireylere yönelik danışmanlık evet. hizmeti veriliyor. Evet. Şimdi düşünseniz aslında baktığımız zaman enstitünün içeriğine ben dedim ki ya müthiş bir şey. Dünyanın en güzel evet, işini yaptığımı kesinlikle. Düşünüyorum. Ben işini aşkla yapanlardım. İşime hayranlıkla devam ediyorum. Bunun da bana çok iyi geldi. Bir kere çok bencilce bir şey gibi görünmesin kimseye. İnsan severek yaptığı zaman bir işi... Keşke gerek olmazsa ama yani o kadar fazla evet. gereklilik... Ama şöyle bir şey var Ezgi Hanımcığım. Birilerine dokunduğunuzu hissetmek kadar insanı mutlu eden bir şey yok. Şimdi biz bilmiyorum belki de bu da bir haz türü ama biz hedonik mutluluk peşinde koşan da bir toplumuz aynı zamanda. Birkaç farklı mutluluk tanımlarımız var. Bunlardan daha çok hazcı mutluluğa odaklanan bir toplumuz. Erdem mutluluğunu daha yeni yeni keşfediyoruz. Umarım daha hızlı keşfetmeye umarız, başlarız. Tabii, önümüz açılırsa evet, eğer. Evet. Şimdi tabii toplumdaki bu kutuplaşmadan, bu gerginlikten, huzursuzluktan ailenin payını almadığını söylemek saflık olur ve yanlış olur. İlişkiler çok etkileniyor. Ebeveyn çocuk ilişkileri, karı koca ilişkileri, çiftlerin ilişkileri çok fazla etkileniyor. Çünkü bu huzursuzluk bizim iletişimimizi bozuyor. Ve aile yaşamının tümü iletişime dayanıyor aslında. O kadar hızlı yaşıyoruz evet, ki. Dinlemiyoruz. Kesinlikle. Evet. Ve de buna da hemen bir bahane buluyoruz. Ya ben bütün gün çalıştım. Yok. Ben eve gelip ben sessizlik istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Mesela çiftlerin evet. arasında evet. bu tarz diyaloglar oluyor. Evet. Daha sonra konuşmazsan konuşma diyor. Biri bir odaya, biri bir odaya. Şimdi, çocuk odasında ne yaptığı belli değil. Şimdi orada şöyle bir şey var. Aileler iletişimin sadece konuşarak olduğunu da düşünüp yanılıyorlar aslında.
çok kısa birlikte yenen yemekler, akşam yemekleri, günün küçücük kısa birbirine aktarılması, sonra herkesin evet evde yaptığı işe yönelmesi ya da bazı ortak faaliyetler yapmak. Çünkü şöyle şeylerle karşılaşıyorum ben. Kadınlar hep şundan yakınıyorlar, işte biz de çalışıyoruz, yorgun geliyoruz ama işler bana yıkılıyor, gidiyor bizim, benim eşim kanepeye uzanıyor, işte çocuklar bağırış çağırış ilgilenmiyor. Kadın yemek evet, yapıyor. Evet, yani bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum, bu da iş yükü anlamına geliyor diyor. Şimdi tabii rollerden de kaynaklanıyor biraz bu. Aile olmak da bir ortak yaşam kültürü gerektiren bir şey aslında. Ve cinsiyet rollerinin de giderek belirsizleştiği bir çağdayız aslında bakacak olursak. Her ne kadar bizim kültürümüz cinsiyet rollerini daha keskinleştirmeye dönük bir baskı kursa da toplum üzerinde kültürümüz mü kadın demeliyim? Kadınlığına bilecek. Yani yine işte yine gibi. O kötü politikalar, kötü politik söylemler ve sistem faktörü burada devreye giriyor. Kadının rollerine ilişkin o kalıp yargıların dışına ailede çıkabilmeli çiftler. Nasıl yapacaklar? Yani bu tabii evlilikten beklentilerle de çok ilişkili. Bu beklentileri anlatacaklar birbirlerine. Yani yaşamın ortak bir paydada buluşmak olduğunu, aile olmanın bir ortak yaşam olduğunu birbirlerine hatırlatacaklar. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Türkiye'de boşanma oranlarının hep yüksek olduğundan söz edilir. Onların biraz yapay rakamlar olduğunu düşünenlerdenim ben. Ve şunu söylüyorum her zaman. Bir evlilik çatışma noktasında eşlerin birbirinden koptuğu, birbirlerini sevmediklerini hissettikleri bir noktada olduğunda o evlilik bitmeli, devam ettirilmemeli. Ama hep şu söyleniyor, işte çocuklar var, işte bunca yıllık şey beraberlik var falan. Eğer insanlar ilişkilerini besleyemiyorlarsa, ilişkilerine emek verip zaman ayırmıyorlarsa, şimdi ilişkiye zaman ayırmak birbirine zaman ayırmak demek çiftler için. Bunu yapamıyorlarsa yürütmemeliler o evlilikleri, o ilişkileri yürütmemeliler. Çünkü bir arada olmanın mutsuzluk kaynağına dönüşmesi var orada o zaman. Bu tamamen herkesi etkileyen bir şey. Çocukları, başta çocukları olmak üzere. Dolayısıyla çocuklar bahanesine de sığınmamak gerekiyor. Ama tabii burada pek çok sosyoekonomik faktör etkili. Özellikle kadınların ayrılamamasının nedeni ekonomik durumlarının yeterli olmayışı. Tabii. O en başta gelen ekonomik bağımsızlığın olmayışı. Ancak zaman zaman bakıyorum ben, ekonomik bağımsızlığını kazanmış olsa bile kadınlar ayrılmak istemiyorlar, evliliklerini sonlandırmak istemiyorlar. Inatla bu yaşam alışkanlığını işte, sürdürmek yani istiyorlar. O kadar zor bir şey ki o alışkanlık. Yani ama şöyle bir şey var, işte o alışkanlıkla sürdürülen yaşam biçimi evlilik olmuyor. Sevgi orada olmuyor, alışkanlık geçiyor. Her şeyin yerine alışkanlık alıyor. Dolayısıyla biz böyle bir ortamın sağlıklı olduğunu da söyleyemiyoruz. Bırakın çocukları, çiftlerin, kişinin kendisi için sağlıklı değil. Nasıl tabii mutlu olacağız? Yani, ne yapacağız o zaman? Peki bu kavga eden eşlerin birbirini sevmediği anlamına gelmiyor değil mi? Yani mesela sürekli o evde bazen, bir kavga var. Hani bazı durumlarda evet gerçekten yani, şiddet işin içine giriyorsa. Zaten eğer öyle bir şey varsa orada sürdürülemez bir şey var demektir. Şiddetin olduğu bir yerde o beraberliğin devam ettirilmemesi gerekiyor. Çünkü o bir sarmal yani. Şiddet başladığında tedrici bir biçimde de artarak, yıllara yayılarak devam eden bir şey. Ama ben bakıyorum bir süre sonra buna da alışıyor kadınlar. Ve şiddetin yarattığı çaresizlik bir süre sonra kabullenmeye dönüşüyor. Şimdi kabullenmeyle birlikte devam ediyor şiddetin olduğu evliliklerde, ailelerde, beraberlik. Kabullenme sonucunda devam ediyor. Yoksa şiddetin olduğu bir yerde hiçbir kadını tutamazsınız. Hı hı. Ama maalesef çaresizliğin verdiği bir kabullenme oluyor. Şöyle bir şey var, bu çaresizlik kadının gerçek kimliğini de hiçbir zaman
ortaya koyamamasına neden oluyor. İyi bir rol model de olmuyor çocukları adına. Ne erkek ne kadın o ortamda iyi rol modeller olmuyorlar. Bizim ülkemizde maalesef sosyoekonomik koşullar son derece etkili aile yapılarında. Ama dediğim gibi her şeyin ekonomik olmadığını da söylememiz gerekiyor. Birazcık yaşama bakış, dünya görüşü, birazcık bilmekle ilişkili, farkındalıkla ilişkili ilişkileri yürütmek. Ve işte dediğiniz gibi bu noktada çocuklar çok önemli. Yani onların evet. O etki alanı yani etkilenme alanı o kadar geniş ki. Hani aileler bazen farkında olmayabiliyor çocuğun ne boyutta etkilendiğini ama tabii bu zamanla ortaya çıkan bir büyük devasa bir soruna dönüşebiliyor o çocuk için ileride büyüdüğü yani zaman bir çocuk, birey haline geldiği zaman. Çocukların ilişkilere dair bir takım kalıplar geliştirmesine neden oluyor. Hani sevgi dolu bir aile ortamının ne olduğunu öğrenemiyor çocuklar. Ve bu durum çocukları yabancılaştırıyor. Aileye yabancılaştırıyor, ebeveynlerine yabancılaştırıyor. Ve mutsuz ediyor. Özellikle çocukları çok mutsuz ediyor. Dolayısıyla böyle evliliklerin ben sürdürülmesinden yana değil. Onu her zaman söylüyorum. Ama birbirini seven çiftlerin anlaşmazlıkları da çok kolaylıkla çözümlediklerini de söylemek durumundayım. Kolaylıkla yani, çözümlüyorlar. Ufacık bir kesinlikle. Sevgi evet. varsa bile sevgi o çözülebiliyor. Varsa, yani işte insanlar, sizin gibi yani uzman evet, desteği alarak. Şimdi bir takım motivasyonel destekler almaları gerekiyor. Çünkü bazen işin içinden çıkamıyor insanlar. Ve aynı şeyleri konuşmak, dönüp ilişkiye dair aynı noktada olmak çözümsüzlüğe götürüyor çiftleri. Ben son zamanlarda özellikle bakıyorum, insanların evlilikten beklentileri de çok farklı. Evliliği bir şirket anlaşması olarak görüyor insanlar. Son derece nesnel bakıyorlar ilişkilere. Peki evlilikten beklentileri reklamdan sonra peki, konuşalım mı? Peki. Sevgili seyirciler çok kısa bir aramız olacak. Ardından bu güzel sohbet devam edecek. Bizden ayrılmayın. Atatürk hayatta en çok okudu. Bu yüzden de hem geçmişi çok iyi gördü hem de Türkiye'nin geleceğini, temellerini çok sağlam kurdu. Biz de eğer onun yolundan yürüyoruz diyorsak, onun değerlerini 21. yüzyıla taşıyacağız diyorsak, bu her şeyden önce kitapla olur. Kitapla olur ve okuduğunuz her kitap gerçekten bizi aydınlatan, hem kendimizi hem ülkemizin geleceğini aydınlatan bir süreç olur diyorum. Halk TV'nin bu kampanyasına omuz verin. Hem Halk TV güçlendirin, hem kendinizi daha güçlü hissedin diyorum. İyi okumalar. Susmayacağız. Halk TV susarsa Türkiye susar. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimize ve onun değerlerine değer katan Halk TV'ye sahip çıkalım. Halkımızın gururu olan doğruluktan, dürüstlükten ödün vermeyen Halk TV'yi sizlerle beraber büyütelim, güçlendirelim. Bu muhteşem sette dünya ve Anadolu topraklarında hüküm sürmüş antik çağ devletlerinin tarihini, savaşarak büyüyen krallıklarını ve günümüze kadar gelen kanunlarını bulacaksınız. İşte muhteşem eserler. 1. Asur Kent Krallığı. İlk çağda Orta Doğu'nun en büyük imparatorluklarından biri olup Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Hareketli, güçlü, aynı zamanda da acımasız ve kan dökücü bir halk olan Asurluların heyecan verici tarihi maceraları. 2. Aztek, Tolla'nın efendileri. Güney Amerika bölgesinde yaşamış Azteklerin egemenliklerini, yaşam tarzlarını, inançlarını ve tanrılara kurban edilmek üzere insan avını nasıl gerçekleştirdiklerini bir nefeste okuyacaksınız. 3. Babil. Babil'in çocukları. Tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarını hazırlayan Babil Kralı Hammurabi'nin yaşadığı topraklar. 4. Urartu. Doğunun güneşi.
Cilalı Taş Devri'nde kurulmuş Mezopotamya'dan kopup Anadolu topraklarına göç yoluyla gelen, birleşerek bir krallık kuran Urartuların yaşam serüveni bu eserde. 5. Hitit, Anadolu Rüzgarı. Adeta bir rüzgar gibi Anadolu'nun kuzeyinde esen Hititlerin krallığa yükselişlerini, kültürel anlayışlarını, savaşmayı ve büyümeyi seven bir krallığın öyküsü. 6. İnka, Güneş'in Çocukları. Eski Amerika'daki en geniş ve en zengin imparatorluğu kuran İnkaların yaşam geleneklerini, dinsel anlayışlarını, sosyal yaşamla tapınma törenlerini anlatan muhteşem bir eser. 7. Maya, Kıyametin Habercileri. Milattan önce 1000 senesine kadar uzayan tarihiyle gizemli imparatorluk. 8. Eski Mısır, Nil'in Ülkesi. Antik çağın muhteşem medeniyeti. 9. Sümer, Yazının Mucitleri. Anadolu coğrafyasında önemli izler bırakmış medeniyetlerin beşiği. 10. Çelişkiler, Tabletlerle Yüzleşme. Bitmedi. Halk TV'den siz değerli izleyicilerimize muhteşem hediyeler. 1. Atamızın imzasının yer aldığı ahşap araba süsü siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 2. Atamızın imzasının yer aldığı ahşap magneti siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 3. Özel tasarım yakanızda onurla, gururla taşıyacağınız atamızın kalpaklı fotoğrafının yer aldığı rozet. 4. Atatürk imzalı kaliteli tükenmez kalem. Susmayacağız. Halk TV susarsa Türkiye susar. İşte muhteşem eserler. 1. Asur Kent Krallığı. 2. Aztek Tolla'nın Efendileri. 3. Babil, Babil'in Çocukları. 4. Urartu, Doğu'nun Güneşi. 5. Hitit, Anadolu Rüzgarı. 6. İnka, Güneş'in Çocukları. 7. Maya, Kıyametin Habercileri. 8. Eski Mısır, Nil'in Ülkesi. 9. Sümer, Yazının Mucitleri. 10. Çelişkiler, Tabletlerle Yüzleşme. Bitmedi. Halk TV'den siz değerli izleyicilerimize muhteşem hediyeler. 1. Atamızın imzasının yer aldığı ahşap araba süsü siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 2. Atamızın imzasının yer aldığı ahşap magneti siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 3. Özel tasarım yakanızda onurla, gururla taşıyacağınız atamızın kalpaklı fotoğrafının yer aldığı rozet. 4. Atatürk imzalı kaliteli tükenmez kalem. Gün bugündür. Gün birlik günüdür. Gün Halk TV'ye destek olma günüdür. Bu muhteşem set 99 lira yerine izleyicilerimize özel sadece 39 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 39 lira. Ayda sadece 6 lira. 0212 945 0450. Siz varsanız biz varız. 2900 yayın evi, 75 bin yazar, 200 bin farklı kitap, büyük indirimlerle halkın sitesi halkgönüllüleri.com. Yaşama Dair devam ediyor sevgili seyirciler. Evlilikten beklentilerde kalmıştık hocam, ama oradan da ilişki yönetimi dediğimiz kavrama bir geçiş yapsak. Evet. Şimdi evlilikten beklentiler dediğiniz gibi artık o kadar fazla ki insanlar işte beni anlasın, beni sevsin, işte fazla soru sormasın der genelde erkekler, ya dırdır yapmasın. Kadınların beklentisi tabii daha farklı oluyor. Yani tabii şimdi evlilik aslında bir yaşam biçimi, bir dayanışma biçimi, hayata karşı bir durma.
güçlü, daha güçlü olmak için de evleniyor insanlar. Daha mutlu olmak, yeni nesiller yetiştirmek. İşin özü paylaşmak herhalde. Evet, yani hayata katkıda bulunmak, hayatı zenginleştirmek için evleniyor insanlar. Ama tabii bir süre sonra bu beraber yaşamak da çok kolay bir şey değil. Tabii. Başka insanların birlikte yaşaması çok kolay bir şey değil. Ve genellikle de insanlar birbirine benzemiyorlarsa, benzer özellikleri de taşımıyorlarsa, bu başlangıçta çeşitli çatışmalara daha sık yol açıyor. Ama iyi bir iletişim, insanların sevgi bağıyla kurdukları bu ilişkiyi çok daha kolay yönetmelerini sağlıyor. Şimdi ilişkiyi yönetmek deyince aslında böyle çok kulağa da hoş gelmiyor, hani yönetmek. Ama bir şekilde çatışmayı, gerginliği ve eğer kopmayacaksak ve hani biz evlendik yani sürdüreceğiz, bir araya geldik gibi bir amacımız da varsa, tabii her şeye rağmen sürdürmek değil, bunun yine altını çizelim, ilişkiyi de yönetmeliyiz. Ama şimdi bizim ilişkiden anladığımız şu, ben bakıyorum bazen şöyle sorunlarla geliyorlar insanlar. Biz beraber artık bir şey yapamıyoruz. Hmm. Bu şundan da oluyor. O kadar çok beraber bir şey yapmak için uğraşmışlar ve o kadar çok devamlı yan yana olmuşlar ki bir süre sonra bıkmış insanlar birbirinden. Ben her zaman şunu söylüyorum. Birbirinize özgürlük alanları tanımalısınız. Hepimizin kendimizle olmaya ihtiyacımız var. Yenilenmek, dinlenmek, tekrar o ilişkiyi sürdürebilmek ve o ilişkiye yeniden bir şeyler katabilmek için özel zamanlara ihtiyacımız var. Bizde biraz böyle bir yanlış anlama var. Evli olunca her şeyi birlikte yapmak gibi bir takıntısı var bizim insanımızın. Dolayısıyla şöyle bir şeyi söyleyelim. Onun altını özellikle çizelim. İlişkiyi yönetmek bizim evliliğimizin kalitesini de belirliyor ve mutlu olmamızı da sağlıyor. Şimdi tabii şunu mutlaka söyleyelim. Dünya ile barışık, kendiyle barışık insanlar daha mutlu oluyorlar. Pozitif bakabiliyorlar pek çok konuya. İlişkilerine de pozitif bakabiliyorlar. Ve niyet okuyuculuk da ilişkiyi çok zorlayan bir şey. Bunu özellikle çok yapıyoruz çiftler, herhalde yani, evet, çiftler arasında. Özellikle kadınlar bunu yapıyor. Kadınlar da çok fazla oluyor. Kadınlar bunu yapıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten düşünce sistemi kadınlarla erkeklerin farklı. Çok bu farklı. Genetik bir farklılık. Ve söylemeden anlaşsın istiyor kadınlar. Erkeklerin kendilerini söylemeden ya da ben evet diyorsam istiyor. Bu hayır anlamına yok, gelir. Hayır diyorsam o kadar, evet. O kadar olduğunu düşünmüyorum ama beklentilerin sezilmesini istiyorlar erkek tarafından. Ben çoğu çiftle çalışırken bununla karşılaşıyorum. Erkek diyor ki ama ben bunu benden istediğini bilmiyorum ki. Nereden bilebilirim? O diyor ki benim bakışımdan anlaman lazım. Şimdi böyle bir şey yok. Evet. İletişime işte bu yüzden ihtiyacımız var. İletişim sadece mesaj vermek değil, kendimizi de anlatmayı sağlıyor. Biz duygularını iyi ifade edebilen bir toplum değiliz. Öyle bir kültürümüz yok. Kültürle alakalı, maalesef evet, bu geleneklerle alakalı. Çocuklarımızı da duygularını ifade edebilecek biçimde yetiştirmiyoruz. Ve karşımızdakinin de eğer duygularımızı anlatamıyorsak anlamasını beklememiz büyük haksızlık karşımızdakine. Dolayısıyla iyi bir ilişkiyi yönetmek iyi bir iletişimden geçiyor. İyi bir iletişim, iyi bir dinleme, anlama ve karşımızdakine de anladığımızı göstermekten geçiyor. Bunu yapmadığımız zaman ilişki olmuyor zaten. Şimdi gelenek dedik ya, bir önceki nesile baktığımız zaman annesi babası tarafından sevilmeyen bir nesilden geliyoruz biz aslında. Hani sevmenin tabii. Yasak olduğu ya da yani gösteremiyor. Gösterilmemesi i̇şte gereken duyguları bir gösterememe. Şimdi o tabii çocukta şuna yol açıyor, çocuklarda istenmediği mesajını alıyor o zaman çocuk. Yani reddediliyor mesajını alıyor. Çocuklara sevgi göstermemiz önemli bir şey ama birbirimize de göstermemiz önemli. İş hayatında nasıl durum? Ya iş hayatı tam bir kaos, orman. Orman kanunları var. Rekabetçi bir düzen var. Çünkü bunda etkili olan başka faktörler var tabii. Dünyanın son 20 yılı küreselleşmenin etkisiyle bambaşka bir yere gitti. Ve orada bireysel hırslar,
bireysel amaçlar her şeyin önüne geçti ve insanlar çok rekabetçi, vahşi bir düzen var orada. O vahşi düzenden çıkınca insanlar, ailelerimiz, sığınaklarımız bizim, evlerimiz, ailelerimiz. Ama o sığınaklarda da mutlu olmamız gerekiyor. O huzursuzluğu ailemize taşımamak durumundayız. Ve öfkeyi yöneterek gösterelim öfkemizi, evet. Ama duygularımızı, diğer duygularımızı da ifade ederek iyi bir iletişimden geçtiğini, iyi bir aile olabilmenin iletişimden geçtiğini hiçbir zaman unutmayalım. Konuşmaktan bir şey olmuyor yani. Her şeyin başı iletişim yani, değil mi hocam? Kesinlikle. İşte de olsun, evet, evde evet, de olsun, evet, çocukla olan ilişkilerde olsun, anne babayla olan ilişkilerde olsun. Hep tabii, genelde tabii, de çekinilen bir durum. Biraz da tabii şöyle bir şey var. Biz iletişimi öfkeyle kuruyoruz. Çok öfkeli bir çok, toplumuz. Evet. Bu aile içinde de böyle, sokakta da normal böyle. Normal konuşmayı bilmeyen insanlar öyle, var, bağırarak öyle konuşuyorlar sadece. Hastanede böyle, dediğim gibi ulaşım araçlarında böyle, evde böyle, işte böyle. Böyle olunca hepimiz bu gerilimden çok olumsuz etkileniyoruz. Özellikle de aile ilişkilerimiz etkileniyor tabii ki. Evet, en kısa sürede artık toparlanmak gerekiyor. Ülkenin yani bunun, ülkenin gidişatına baktığımız zaman hani pek bir umut yok ama... Yani bunun tabii toparlanması için farklı bir dil geliştirmek gerekiyor. Hem farklı bir toplumsal dil olması gerekiyor. Kesinlikle toplumsal dil, evet. Hem bir toplumsal bakışımız da yeterli. İşte bu ayrışma bizi maalesef farklı yerlere çekti. Herkes birbirinin ötekisi haline geldi ve ötekileşme arttıkça da bu iletişim de koptu. Peki gözüktü. Bu ego dediğimiz şey ego. Nerede yani tüm bu konuştuğumuz? Ego her yerde yazık ki. Ben özellikle söylemek durumundayım. Ego, özellikle hasarlı egolar yoksullaştırıyor insanları ve sağlıklı ego yok. Zaten egoya odaklandıysak işimiz zor demektir. Bizim daha çok süper egodan yardım almamız lazım. Egonun kontrolünü sağlayan süper egoyu çok dışlamışız, çok ihmal etmişiz onu. Mevcut egolar da çok hasarlı olduğu için o huzursuz ediyor ve hasarlı ego savaş diyor insanlara. Yani barışçıl değil hasarlı egolar. Dolayısıyla çatışmalar da oradan çıkıyor zaten. Yazık ki... Hasarlı egolar toplumu haline geliyoruz o zaman. Yazık ki öyleyiz. Bunda sistemin hastalıklı yapısı da çok etkili. Ben toplumu değil de sistemi burada daha çok tartışmamız gerektiğini, politik söylemleri ve sistemi tartışmamız gerektiğini. Tabii bununla ilgili yapılan o kadar fazla araştırma var çok. Ki işte siyaset dilinin topluma ne kadar yansıdığı. Yani %80'ler. Şöyle bir şey var. Çünkü siyasetin dilini oluşturan ve o dili her gün size bir şekilde o dilin bombardımanı altındayız. Onu yansıtan insanlar rol model oluyorlar. Hı hı. Ve o rol modelleri benimsemeye açık çok insan var. Oradaki sorumluluk önemli. Yani ne yaptığının farkına varması lazım liderlerin. Kesinlikle bu bilinci, farkına varmaları lazım. Sahip olmaları evet. Gerekiyor. Tabii bunu bilip de bir şey yapmamak o ayrı bir nokta ya da bile bile yapıyor olmak bunların başka bir şey. Strateji olduğunu da kabul etmek lazım. Peki hocam şimdi son dakikalarımıza giriyoruz. Bir 3 dakikamız var. Genel anlamda bizi izleyen seyircilerimize biliyorum zor bir ülkede yaşıyoruz. Yok. Ekonomik anlamda belki de çok zorlandığımız en... Şimdi... Türkiye'nin coğrafyası zor zaten. İçinde olduğu siyasi sorunlar zor, zorluyor bizi. Az önce buraya girmeden önce içeride konuştuk. Ne sıkıcı ülke, yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben sıkıldım, gençler bunları, gençlere ne vaat ediyor bu söylemler? Sürekli aynı şeylerin konuşulduğu bir ülke. Ben bakıyorum, gençlere de bakıyorum bazen, günlük olayları mesleki olarak da özellikle takip etmeye çalışıyorum. Çünkü kadının çok ötekileştirildiği, bir
kadın kıyımının gerçekleştiği bir ülke. Çocuklara yönelik pek çok olumsuzluk var. Engellilerimizin ayrı sorunları var. Sokakta yaşayan çocuğun, dezavantajlı insanlar için zor bir ülke Türkiye. Ve bu ortam giderek de zorlaştırıyor bu insanlar için yaşamı. Ve günlük olgular üzerinden de anlatmaya çalışıyorum. Bazı derslerde özellikle kullanıyorum. Yapacağımız şey sevgi dilini benimsemek ve mutluluğu da AVM'ler yerine biraz erdeme yönelip insani yanlarımızı, insanı başka insanlara yardım etmenin hazzını keşfederek sanırım çözmemiz gerekiyor bu sorunları. Çünkü başkalarının acılarına sahip çıkmayıp başkalarının acılarını tanımadıkça bundan kurtulamayacağız diye düşünüyorum. Sonrasında da insanlar kendi acılarına birilerinin sahip çıkmasını bekliyor ve olmayınca da işte. Yani o beklenti ve yapmamak. Hani hem beklenti var hem bunu yapmamak var. Sevginin dilinin birleştirici olacağını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Şimdi ne kadar böyle değil mi? Derd üstü, murad üstü bir laf ettim. Sevginin dili. Bizi dinleyenler de diyecek ki ne kadar yani gerçek dışı. Ama öyle değil. İnsan dokunmaya, sevilmeye ihtiyacı olan bir varlık. Bütün gelişim aşamalarında bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla biz sevginin dilini benimsemek durumundayız. En büyük ilaç. Sanıyorum en iyi mesaj bu olacak evet, bu noktada. Evet, sevgi en büyük ilaç gerçekten. Hani bebeklikten aslında dediğiniz gibi hiç bitmeyen bir ihtiyaç. Hani bebekken onu ne kadar işte üstümüze titriyorlar. Sürekli bir sevgi hali, sürekli bir dokunma hali. Ama dediğiniz gibi bu hiçbir zaman, hiçbir yaşta bitmemesi gereken yani insan bir... insana yaşamanın keşfetmemiz gerekiyor. Yeniden bunu keşfetmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Hoş sağ sohbetiniz için. Sağ evet sevgili seyirciler, yaşama dairi bugünlük burada nokta alıyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.